15 Kasım, 21 Kasım. Değerli koç burçları, değerli takipçilerim nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Tabii ki zorlu, biraz da tedirgin, biraz da hislerimizin tavan yapacağı bir hafta. Değerli koç burçları, bu hafta affetmeyi, kendi içinizdeki kavga ettiğiniz herkesi affetmeniz gerekiyor. Çünkü sizin etrafınızda sizi hem enerjinizi aşağı çeken hem de yorucu insanlar var. Bu insanların enerjisiyle yaşamak sizin psikolojinizi çok fazla yoruyor. O yüzden artık onları hayatımızdan affedip kenara bırakmamız lazım. Ayın 17'si ve 18'i çok stresli bir iş toplantısı, gergin bir seyahat sizi bekliyor. Ve bu seyahatte ani fevri davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü sizin başarınız bu toplantıya da gideceğiniz yolla alakalı olacak. Ve gerçekten de hedeflediğiniz başarıyı en iyi şekilde aydınlığa kavuşturacaksınız. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız, bulunduğunuz alanla ilgili bazı karmaşık olayları düzeltme, iyileştirme, yenilenme döneminiz olacak. O yüzden başarı sizi çok güzel kutlayacak. Sakinliğinizi korumanız lazım. Devlet alanında farklı bir alana geçiş yapmak istiyorsanız biraz daha sakin, biraz daha zamanı beklemeniz lazım. Çünkü bu hafta sizin şu an önünüzdeki evrakları, karmaşık dosyalarınızı tamamlamanız gereken görevler var. Bunları tamamladığınız takdirde çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Kurumsal sabit bir yerde çalışıyorsanız, hep masanızla alakalı bir hayaliniz varsa yenilikler söz konusu olacak ama aralığı beklemeniz sizin için daha hayırlı ve daha sakin. Kendi işini yapan ve uzun süredir parasal evrede çürük dönemler yaşayan bazı koç burçları işinizi elden çıkartabilir, devretme niyetiniz olabilir. Alternatif noktalarda arayışlarınız söz konusu olacak. Daha mantığınız doğrultusunda hareket edin. Devir kapısı sizin için daha hayırlı olacağını söyleyebilirim. Toprak, gıda, tarım sektöründe bazı karışık dönemler, bazı haksızlıklar ya da ödemelerle ilgili krizler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Yalnız işsiz olan ve uzun süredir iş probleminizle ilgili yaşadığınız bazı karışıklıklar sizi tam anlamıyla çok fazla yoruyor ve bu maddi ödemeler, karışıklıklar, yaşadığınız sorunlar sizi tam anlamıyla psikolojik olarak çok yormaya başladı. Kasım 27-28 itibariyle yeni bir iş kapısı size hayırlı ve uğurlu olacak. Yalnız sizden tek ricam, umudunuzu asla kaybetmiyorsunuz. İş mahkemeniz ve önünüze açılmış bazı mahkemelerle alakalı da büyük gerginlikleriniz var gözüküyor. Bu gerginlikleri kenara bırakmanız lazım. Çünkü sizin hayatınızda ödemelerle ilgili güzel bir plan ve aydınlığa yetineceksiniz. Unuttuğunuz bir dosya varsa lütfen ihmal etmeyin. Ailemizde de miras konularınızla alakalı çok çekişmeli, gergin bir süreç söz konusu olabilir. Bunları lütfen daha sakin bir noktada atlatmamız gerekiyor. Yoksa krizler bizi bekleyebilir diyorum. İlişki konusunda bu ara daha çok evli çiftlerin kendi içlerinde yaşattığı krizleri toparlama, birbirimizi daha keyifli noktaya doğru iteceğimiz, hatta taşınmak, yeni bir oluşum, yeni bir anahtar planlarımızda söz konusu olacak. Yalnız eşinizin işiyle alakalı beklediğiniz bir heyecan yakında zafer olarak kutlanacak. Bunun mutluluğunu tadabilirsiniz diyorum. Eğer ev hanımı uzun süredir ev hanımı olarak evde görev alıyorsanız, işle alakalı güzel değişimler, haberler sizi mutlu edecek. Yalnız bu ara çocuklarla iletişiminde bazı sertlikler, bazı tartışmalar söz konusu olabilir. O yüzden çocuklarınızla daha yüksek sesi frenleyip daha anlatı ve özellikle ders problemlerine yardımcı olurken bağırmalar söz konusu oluyor. Bunları yumuşatmanızı, daha sakin konuşmanızı öneriyorum. Sevgilinizle ilgili uzun süredir tartışmalar devam ediyorsa bu hafta bunları toparlayacağız. Birbirimizi daha çok anlayacağımız bir haftanın keyfini çıkartacağız. Çünkü anlaşılır bir haftaya gireceksiniz. Uzun süredir geri gelmesini beklediğiniz kişi için biraz daha vakit var. Sabırlı olmanızı öneriyorum. Ama kafanızda beğendiğiniz kişi kimse, bununla iletişime geçeceksiniz ve bu iletişim sizi mutlu edecek diyorum. Bu ara sözlenmek, evlilik kararı alan bazı çiftler için biraz ekonomik evrede toparlanmanız gerekiyor. Evet, aileler tanışacak ama biraz daha ekonomik anlamda kendinizi bekletebilir ya da söz yapılır nişanı bekletebilirsiniz diyorum. Bir de eğitim konusunda uzun süredir kafanızda planlarınız var, yapmak istediğiniz master
olabilir, doçentlik olabilir, yüksek lisans olabilir. Bunlarla ilgili kararlar doğrultusunda net bir adım. Bir de kurs ya da kendinizi geliştirmek istediğiniz bir noktanız var. Bunu ihmal etmeyin. Sağlık olarak özellikle ayaklarınız, variz, damar ağrılarınız söz konusu olabilir ve üreme organlarınızla alakalı sıkıntılar ön planda. Bu ara diş eti iltihaplarınız da söz konusu diyorum. Yurt dışı ile ilgili iş yapan bazı koç burçlarında da güzel anlaşmalar, güzel yenilikler olacak. Sakinlikle, mantıkla bu evreyi toparlayacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. En çok da lise ya da üniversite öğrencilerimizle alakalı bu ara dikkat sorununuz söz konusu olabilir. Ya da heyecan yapıp derslerinizde sıkıntı yapabilirsiniz. Lütfen bu eksik olan noktanızı, yabancı dilinizi, matematiğinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Hafta sonu güzel bir tatil ya da hafta sonu ev içerisinde güzel bir hafta sonu keyfiniz var. Bunun da tadını güzellikle çıkartın diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım değerli boğa burçları, bu hafta özellikle yaratıcılık zekanız ve yaratıcılığınızla alakalı noktada çok güzel bir alkış toparlama haftanız olacak. Yaptığınız projeler, anlaşacağınız işler ve iletişimi çok sağlam oturtup kendi içinizdeki içsel sesinize de kulak verdiğiniz takdirde çarşamba, perşembe, cuma sizin için başarı ödülü sağlanıyor ve bu başarı ödülünü doğru yaptığınız takdirde de işinizdeki kapılar açılmasını istediğiniz, girmek istediğiniz ya da planladığınız noktalar için çok büyük bir aydınlık yaşanacak. Tabii ki unutmayın ki 19 Eylül'de pardon 19 Kasım'da Algol, yani bu 27 derecede Boğa burcunda gerçekleşecek bir Algol parçalay tutulması var. Bazı karışık olayları, içsel sesiniz, karmaşık dünyanız birbirine sıkıntı yaratabilir ve kariyer anlamında da endişeler yaratabilirsiniz. Hiç kaygılanmayın. Siz sağlam masanızı, sağlam işinize sımsıkı sarılmanızı öneriyorum ve bu öneri de size daha motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olacak. Kendi işini yapmak isteyen ve bu konuda da ne yapabilirim diye kafanızda düşünceleriniz varsa Aralık itibariyle yapmanız daha sağlıklı ve daha aydınlık olacağını uyarıyorum. Son zamanlarda bir anahtar niyeti, iş şirketinizin size sunmasını istediğiniz bir anahtar değişimiyle ilgili konu ve bu konu sizin için hayırlı olacak. Yalnız sabit bir iş kapısında çalışıyorsanız burada karışık bazı olaylara siz suçlu durumda düşebilirsiniz. Lütfen kimseyle etliyle sütlüyle karışmayın. İşinize sahip çıkın diyorum. Uzun süredir de girmek istediğiniz ya da hayal ettiğiniz bir kapı ile ilgili yazışmalar, konuşmalar gündeme tekrar gelecek. Bu kapı sizin için tekrar açılacak. Bunu doğru takdirde, doğru değerlendirdiğiniz takdirde bu iş kapınızla ilgili de olumlu sevincin heyecanını yaşayacaksınız. Devlet ya da büyük bir kurumsal firmada ya da reklam alanında çalışıyorsanız ya da dağıtım sektöründeyseniz bu ara gecikmeler, parayla alakalı terslikler, evraklarla ilgili kaygılar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Kendi işini yapan küçük bir markanız, küçük bir bütüğünüz, küçük bir kafeniz varsa bu ara parasal evrede dengesiz giden şeyleri toparlayacaksınız ve bu toparlanma işinizle alakalı daha sağlam noktayı aydınlatacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yalnız iş mahkemeniz ya da manevi mahkemeye, boşanma mahkemeniz, para mahkemeniz varsa bu dönem bunlarla ilgili avukatınızla alakalı iletişimi sakın kesmeyin. Burada bir yanlış oluşacak ve siz zararlı olabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Bir de ortaklı iş yapan bazı boğa burçları ile ilgili yurt dışı ile ilgili seyahatlerde biraz aksilikler söz konusu olabilir. Buradaki evraklarda terslikler, vize evranız ya da bulunacağınız noktalarla ilgili biraz sıkıntılar olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Veya da seyahatiniz iptal olabilir. Bununla ilgili sonrasında seyahatler söz konusu olacak. Kaygılanmanıza gerek yok. Yurt dışına yatırım ya da yurt dışı ile ilgili planı olan bazı boğa burçları yer araştırması ya da şehir dışına yerleşmek istiyorsanız bununla ilgili net yer araştırması ve gideceğiniz noktaların altyapısını oturtacaksınız diyorum. Yalnız bu ara aile büyüklerimiz, yani teyze,
dayı, anne soyunuzla alakalı bazı karışık olaylar biraz sizi yıpratabilir. Burada miras konuları ile ilgili gereksiz tartışmalara ve bu tartışmalarında çok büyük küskünlükler söz konusu olacak. Şimdiden ailenizi ya da kendinizi sakin tutmanızı öneriyorum. Özel hayatınızla ilgili de özellikle ilişkinizle ilgili bu ara en çok birbirimizle ilgili vakit geçirirken birbirinize yanlış anlaşılma, kıskançlık, gereksiz kaprisler söz konusu olacak. Olayları uzatırsanız ilişkide sıkıntı var. Sakin kalmanızı öneriyorum. Sevgilinizden haber bekliyorsanız ufak bir mesajlaşma sizin ruhunuza iyi gelecek. Uzun süredir hayal ettiğiniz iş çevreniz ya da yakın bir üniversite, lise alanınızda ortak tanıdığınız bir kişiyle de iletişime geçmek istiyorsanız onun hayatında başka biri var. Sizden ricam kendinize başka bir enerji atmanızı istiyorum. Uzun süredir ilişkiniz yoksa da biraz daha sakin, yoga, meditasyon, enerjinize iyi gelecek pilates olabilir. Enerji auranızı değiştirmeniz gerekiyor. Şu an için ilişki bekleme rotasında olarak uyarı veriyorum. Evlilikleriyle ilgili ters giden huzursuz olan çiftlerde ciddi anlamda tartışmalar diz boy olacak. Lütfen sakin kalmalım. Hatta boşanmak isteyen radikal boğalar için karşı tarafı sakin kılıp boşanmakla ilgili noktaları belirlemeniz lazım. Uzun süredir evliliği güzel giden, çocuk tedavisi düşünen bazı boğa burçları için de bu karar için para araştırmasına gireceksiniz ve bir destekle çocukla ilgili net oluşumlarınız söz konusu olacak. Bu ara boğalarda sanatsal, astroloji merakı, kozmik enerji, NLP koçluğu tarzı meraklarınız olabilir. Lütfen bu meraklarınızla ilgili eğitim almanızı, sezgilerinizin bu dönem daha yoğun ve daha verimli olacağını uyarıyorum. O yüzden hiç vazgeçmeyin diyorum. Yurt dışı ile ilgili de uzun süredir hayalleriniz varsa bu hafta ertelenecek ama sonu sizin için gayet güzel ve aydınlık olacak. Bu ara rüyalarınız, hisleriniz sizi yanıltabilir. Lütfen onlara göre hareket etmeyin. Yorucu rüyalar, uyku problemi yaşayabilirsiniz. Sağlık olarak psikolojik yorgunluklarınız, devamlı evde evrak, iş konularınız ve ödemelerle ilgili kaygılarınız olduğu için stresli bir dönem. O yüzden bol bol yürüyüş ve beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Alerjik reaksiyonlardan da dikkatli olun. Alerjik reaksiyonlara karşı çamaşırda yıkadığınız deterjan, yediğiniz gıdalar biraz alerjinizi yorabilir diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım değerli İkizler Burcu nasılsınız? Yükselen Vay Burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu kanalınızı paylaşın, bu kanal sizin diyorum. Kim ne yaparsa yapsın bu dönem, bu hafta hiç kimseyle muhatap olmayacaksınız. Kim doğru kim yanlış kavgasını da kenarda tutun. İşinizle alakalı çok yoğun evraklar, iletişim, haberleşme, telefon trafiği ve hedeflediğiniz bazı projelerle ilgili çok güzel olumluluklarınız var. Bunları doğru görmeniz için kimin ne dediği değil, sizin ne yaptığınız benim için önemli. Buradan asla vazgeçmeyin. Sonu sizin için büyük bir başarı. Yalnız uzun süredir bulunduğunuz firmadan farklı bir firmaya geçmek isteyen İkizler Burcu için alternatif teklifleri değerlendirmeniz, bu kapılarla ilgili hızlı açılacak haber iletişimleri söz konusu olacak. Bence gözünüzü dört açın çünkü buradan size olumlu cevap gelecek gözüküyor. Stabil bir iş kapınızdaysanız burada herhangi bir sorun yok. Sadece burada sıkılmış olduğunuz, görülmez eleman olmaktan bıkmış olabilirsiniz. Alternatif nokta bakıyorsanız da şu an için imkansız diyorum. Bulunduğunuz noktayı korumanız sizin için daha sağlıklı ve hayırlı. Büyük bir kurumsalda, muhasebe, finans alanında çalışanlarda farklı değişimler, hatta çok yoğun bir iş temposu, evraklar, hesaplar, yenilikler, yeni projelerle ilgili hani başınızı kaşıyacak, yemek yiyecek vaktiniz olmayabilir bu dönem. Bunun için doğru beslenme, C vitamini, vücut, uyku dengenizi doğru yapmanız lazım. Reklam alanı, blog yazarıysanız bunlarla ilgili de güzel gelişmeler, fırsatlar var. Bu fırsatlar size alternatif noktada güzel kapılar açılacak. Biraz enerjimizi, biraz auramızı değiştirmemiz. Aslında auranızı ya da değişmenize gerek yok. Biraz daha gelecek planlarınızla alakalı noktada kendinizin ön sahasını görürseniz çok büyük başarılar ve ödüller var sizin için. Şanslı, pratik, keyifli bir hafta ama kimin ne dediğine bakmamanız lazım. Sizin ne dediğiniz benim için önemli. Bir de özellikle uzun süredir devlette bir atama beklentiniz varsa ya da girmek istediğiniz bir devlet
alanı ile ilgili beklentiniz varsa bir yakın dostunuzun aracı oluşuyla birlikte burada bir oluşum sağlanacak. Taşören firmada ya da bulunduğunuz noktada farklı bir alana girmek ve sabit bir yerim olsun istiyorsanız bununla ilgili imkan kapıları açılacak. Şimdiden alternatif kapılarda kendi isminizi yazdırmayı unutmayın diyorum. Uzun süredir iş problemi yaşıyorsanız, ödemelerde çok zorluk, krizler ve hala iş kapınız uzun süredir devam ediyorsa biraz daha bu krizleriniz devam edecek. Aileden destek, kendi ödemelerinizle alakalı alacağınız şeylerde biraz daha zorluk ve utangaçlık olsa da Kasım'ın sonu, Aralık'ın ilk haftası sizin memnuniyet haftanız olacak. Sizi mutlu edecek diyorum. Yalnız aile içerisinde de bir toprak müteahhit ya da bir bina ile alakalı ya da bir tapu ile alakalı çözülmesi gereken olaylar var. Bu da sizin baba soyunuzla alakalı çözülmesi gereken olaylar. Biraz burada krizler ama herkes tapusuna ait imzasını doğru şekilde alacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yalnız ortaklı bir iş yapan ikizler için de kredi çekmek, para bulmak, parayla ilgili noktaların sonuçlanacağı bir nokta. İmzalar atılacak ve paranız alınacak. Ve burada büyütmek istediğiniz kapılar için güzel fırsatlar yararlanacaksınız. Özellikle de elektronik inşaat alanında kendi işini yapmak isteyen ikizler için güzel teklifler, güzel olumluluklar var. Mutlaka bunları hayata geçirmemiz bizim için sağlıklı. İlişki konusunda ikizlerin bu ara en çok sevgilinizle alakalı sevgi sözcükleri çok fazla, ifadeler çok net. Sevildiğinizi, değer gördüğünüzü, önemseyeceğinizi, önemli olduğunuzu hissettirecek ilişkiniz size. Hatta bu ilişkinin ciddiyetle alakalı planları, gelecekle ilgili ön konuşmalar yapılacak. Ufak ufak aile tanışmaları sizi heyecanlandırabilir. Şimdiden mutluluklar. Özellikle ilişkinizden ayrıldıysanız, hala haber alamıyorsanız bu ilişkinin artık bağı kopmuş. Ufak bir iletişim bir kadın ya da bir erkekten gelecek bir konuşma canınızı sıkabilir. Hiç canınızı sıkmayın. Size güzel bir aşk enerjisi de var. Geçmişi kapat, yeni kapıya gir. Çünkü yeni kapı sana güllerle oluşacak diyorum. Evli olan çiftlerimizle alakalı özellikle son 2 yıldır ya da son 1 yıldır ilişki çok sert ve sözlü şiddet çok hakim gidenler için artık aileler devreye girecek. Buradaki mutsuzluklar her iki tarafın anlaşma yoluyla yol ayrımı içerisinde olacak. Hatta çocuklarınızla ilgili korkunuz varsa burada haklarınızla alakalı nokta biraz çekişmeli olsa da sonu sizin için hayırlı diyorum. Evliliğinde mutlu giden ve hala bir evim olsun, tek muradım bu diyenler için güzel fırsat kapılarınız var. Bu ev anahtarı da gündemimizi oluşturacak. Ama ilk önce satmaya çalıştığımız bir arsa, bir araç satıldıktan sonra bu ev konumuz gündeme gelecek. Bu ara göz hassasiyetiniz olabilir, gözle ilgili sıkıntılarınız söz konusu olabilir. Çocuklarınızla alakalı gelecek kaygısı yaşayan bazı ikizler, çocuklarınızın zekası ile ilgili şüphem yok. Siz sadece onların algı sorunu olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, onlara algılıyor. Sadece kafaları farklı bir noktada, adaptasyon için biraz daha destekleyebilirsiniz. Hani spordu, birbirinizle yürüyüş yapmak, biraz daha keyifli vakit geçirmek ilişkilerinizi güçlendirebilir. Bir de ufak bir operasyon niyeti, estetik düşünen ya da değerli beyler, zayıflamak istiyorsanız, saç ekimi istiyorsanız, küçük dokunuşlar istiyorsanız bu dönem sizin için hayırlı ve aydınlık. Hiç çekinmeyin, eksik lerinizi yapın. Unutulan bir para, verilmesi gereken bir para bekliyorsanız da sürpriz şekilde bu tarz iletişimlerde olumlu diyaloglar alacaksınız ve mutlu olacaksınız. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun. 15 Kasım, 21 Kasım. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Güzel bir hafta olsun. Beğenin, bol yorum, bol beğeni. Instagram'dan günlük yorumlarımı takip etmek istiyorsanız Instagram'ıma geçiş yapacaksınız. Değerli yengeç burçları, özellikle çevrenizdeki insanların sizi bu hafta daha motivasyonunuzu arttıracak konuşmalar, sizin yaptığınız işler takdiri görecek. Uzun süredir yöneticim ya da patronum benim hakkımda ne düşünüyor dediğinizde iletişimlerdeki ifadeler sizin motivasyonunuzu, işli olan kırgınlık döneminizi bitirip daha kendi enerjinizi oturtacağınız bir hafta olacak. Yani işle ilgili soru işaretleri duyduğunuz kişilerle ilgili güzel iletişim sizi rahatlatacak diyorum.
bulunduğunuz nokta ya da farklı bir alana geçmek isteyen yengeç burçları için de alternatif kapıları zorlamanıza gerek yok. Burası doğru bir nokta. Şu an böyle bir noktayı bırakırsanız uzun soluklu iş problemi yaşayabilirsiniz. Zaten huysuz bir cinsiniz. Her şeyi beğenmiyorsunuz. Şu an bulunduğumuz noktada kalalım. Bize doğru kapı için daha vakit var diyorum. Büyük bir kurumsal ya da devlet alanında çalışan yengeçler için de yönetimle alakalı krizlerin başlayacağı, size bir sıkıntı yok ama oradaki dedikodular, oradaki yaygaralar biraz can sıkıcı olabilir. Ani yönetici değişimi, ani şirket değişimi ile ilgili krizler ve ekonomik anlamda kaygılarınız söz konusu olabilir. Sistemde bu tarz bir sıkıntı var. Sizin paranız ya da işinizle alakalı bir problem yok. Akışı bekleyin, güzel akışla sakin sakin oturun diyorum. Sosyal medya, blog yazarıysanız, gazeteciyseniz, ressamsanız, yazı dalındaysanız, edebiyatçı olabilir, öğretmen olabilir. Okul ya da yeni bir bölüm bekliyorsanız ya da yeni bir gazeteye ya da yeni bir blog açmak istiyorsanız tam zamanı yapın. İsminiz ve başarınız doğru noktada aydınlığa kavuşacak diyorum değerli yengeç burçları. Mesela küçük bir kafeniz, restoranınız, küçük bir iş alanınız, ofis alanınız varsa burada personel değişimi ya da bir personel niyetiniz olabilir. Çünkü bulunduğunuz personelle ilgili huzursuzluklarınız var. Değiştirmek hem enerjinizi hem de sizin motivasyonunuzu arttıracak. Hadi o işe yaramıyordu. Yeni işe yarayan, ihtiyacı olan biriyi kapılarını açalım diyorum. Ailenizde özellikle eşinizin iş sorunu varsa, evli çiftlere diyorum, iş sorunu varsa eşinizde bir değişim, yeni bir iş kapısı ona hayırlı ve uğurlu. Bazı tıkanan borçlarımız için de sizin kendi babanız ya da annenizden, yani kadın bir kadına sesleniyorum. Sizin anne ve babanızdan gelecek ufak desteklerle biraz risklerimiz önlenecek. Ama alacağınız bir para varsa imkanı yok. Şu an için gel ama borç anlamında kapılarımızdaki aksilikleri toparlayacağız ve biraz daha güçleneceğiz diyorum. Büyük ortaklı iş planı olan ya da ortaklı iş yapan yengeç burçları için yük alımı, tır, kamyonet ya da ne bileyim büyük mesela yük taşıyıcı olabilirsiniz. Burada çok hızlı işlerin yoğunlaşacağı sizi motivasyonunuz artacak. Mesela askerseniz, polisseniz, rütbeniz varsa ya da özel bir timde ya da güvenlik görevlisiyseniz uzun süredir gitmek istediğiniz bir iş kapınızla ilgili olumlu bir süreciniz var. Hadi buna cesaret edin gidin. Yurt dışı ile alakalı iletişimde bazı aksilikler yaşayabilir. Krizler olsa da sonunu halledeceksiniz. Sonu ferah olacak diyorum. Sevgilinizle aranızda bu ara gerginlikler, tartışmalar sizi yorabilir. Yorduğu sürece de karşı tarafa çok ciddi küskünlükler yaratabilir ve ilişkiyi bitirmenize sebep olabilir. Konuşma üslubumuza, duruşumuza, kaybetmek istemiyorsanız ifadelerinize dikkat edin. Yoksa bu ilişki bitecek. Sevgilinizle gelecek planı içerisinde olan bazı yengeç burçlarında biraz daha ertelenebilir. Ama ufak ufak aileler, anneyle tanışma, baba, kız kardeş, kuzenlerle tanışma diyaloglarımız söz konusu olacak. Bu da sizi mutlu edecek. Terk edildiyseniz ve uzun süredir bekliyorsanız, evet geliş var. Tekrar birbirimize denesek de tekrar deneyeceğiz, tekrar deneyeceğiz. Artık bu ilişkiyi sizin kalben ve ruhen bitirmeniz lazım. Çünkü siz bitirmeye hazır hissetmediğiniz için ilişkiyi umutla beklediğiniz gözüküyor. Yakın bir dostunuzun tanıştıracağı bir kısmet var değerli yengeç, yükselen yengeçler. Lütfen bu tanıştırmayı kabul edin. Doğru kalbe adım atacaksınız. Hadi bakalım ya kadın kuzenleriniz ya da kadın dostlarınızdan tanıştırılacağınız kişi sizin hayat arkadaşınız olacak. Bu ara bazı yengeç burçlarında parke, halı, holdeki parkeler, fayanslarla ilgili kış mevsiminde değiştirmek istiyorum. Hadi halıları değiştirelim. Küçük küçük dokunuşlara ihtiyacınız var ev içerisinde. Evde huzursuz hissediyorsunuz. Hadi yapın, yapın iyi gelecek. Evli yengeç burçlarında bu ara eşinizin kardeşleri yüzünden tartışmalar, mal konusu tartışmalar gündeme gelebilir. Lütfen eşiniz biraz içine kapanık, doğru ifade edemediği için siz sinirleniyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. Arkasında durun diyorum. Sizin de kendi ailenizle alakalı mal konularında siz bayağı fevri davranışlar vereceksiniz. Kendi ailenizi üzebilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Bu ara en çok
kalbimde biri var. Bu bana bu hafta gelecek mi diyorsanız, evet, bu hafta size bu yazıyı yazacak bu kişi. Kalbinizdeki kişi bu öyle bir güzel akışla gelecek ki, hadi duygunu, hadi sevgini yansıt diyorum. Bu ara ev hanımları çalışmak isteyebilir ama şu an iş konularıyla ilgili ertelemeler, biraz takıntılarınız çok ön planda. Lütfen takıntı yapmayın. Dikiş kursuna merak olabilirsiniz. Bu ara renkli şeylere merak ediyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili kurslara gidiş yapabilirsiniz. Bu iyi gelecek. Sağlık olarak özellikle mide asitleriniz, mide bulantılarınız, boğaz enfeksiyonlarınız ve alerjik enfeksiyonlarınız gündemde olabilir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım. Değerli aslan burçları nasılsınız? Yükselen may burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Abone olmayı, değer göstermeyi, paylaşmayı ve kanalı büyütmeye, hadi vakit var, yapalım diyorum. Ben de emeğin karşılığını iyi ya da kötü alayım. Siz de emeğimin karşılığına fayda olun diyorum. Değerli aslan burçları, kritik konuşmalara, yöneticiniz, patronunuz, iş çevrenizdeki insanlarla iletişimde kritik konuşmalar biraz can sıkıcı olabilir. O yüzden o kritik konuşmalarda gülümsemeyi, el enerjinizi fazla oynatmadan sadece gülümseyin, tamam demeyi unutmayın. Yoksa ters şeyler, tek ters konuşmalar canınızı yakabilir. Birikmiş birçok evramız, banka, vergi, elektrik, su, faturalar, ödenmemiş bir şeyler evimize bir zarfla gelecek. Ne bileyim, arabanızdaki cezanız, bunlarla ilgili ödeme yapmadıysanız risk gözüküyor. Bir an önce bunları çözmeniz lazım. Ufak ufak krizler var. Aile içerisinde bir ceza mahkemesi, mahkeme gibi bazı pürüzler varsa bunlarla ilgili mahkemeler ertelenecek ama bu mahkemede krizler var. Şimdiden güçlenmeniz lazım. Yoksa zarar görebilirsiniz. Dikkat diyorum. İş konularınızla alakalı dediğim gibi yöneticilerle kritik dönemdeyiz. Dikkat edeceğiz. Yalnız kendi işinizi yapıyorsanız bu ara para krizleri, ödemelerde gecikmeler, gelecek paralarla ilgili aksilikler ve çözülmeyen evraklar söz konusu olacak. Bunları bir an önce çözmeniz lazım. Üstüne farklı paralar da binecek. Zor alabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Büyük bir kurumsal firmada müdür yardımcısıysanız konumunuzda güzel bir değişim. Yönetimin de bulunmak istiyorsanız, yönetimde hak ettiğim noktayı görmek istiyorum diyorsanız da bunlarla ilgili de alternatif sonuçlar elde edeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Bu ara mühendislik, yurt dışı ile bağlantılı, elektronik, uzay mühendisliği olabilir. Farklı dallarda doktor bile olabilirsiniz. Farklı dallarda beklediğiniz iş haberleriyle ilgili iletişimlerin yoğun olacağı ve bunlarla ilgili görüşmelere çağrılacaksınız. Kafanızı uyan noktaya da imza atacaksınız. O yüzden bu hafta bu konuşmaları, görüşmeleri sıklıkla yapacağınız için biraz hem buradaki işimize hem o konuşmalar arasında tıkanabilirsiniz. Sabırlı ve mantıklı şekilde yaptığınızda da güzel evreler söz konusu olacak değerli aslan burçları. Sabit bir iş kapısında çalışıyorsanız, burada maaşınızla alakalı ya da iş çevrenizdeki insanlardan rahatsızsınız. Masam değişse, yerim değişse diyorsanız, evet, bunu üst düzey biriyle konuşursanız çözülecek. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. Mesela araç işiyle taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, bu tarz sektörde çalışan bazı aslan burçlarında dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da uzun yolculuk iş kapılarınız varsa ufak tefek kazalar söz konusu. Lütfen dikkate alalım. Uykulu araç kullanmayalım. Daha sakin, daha dingin bir evrede söz konusu olabilir. Bir şehir ya da bir atama, bir değişim, yer beklentisi ya da kendi devlet ya da büyük bir kurumsalda farklı bir yere geçmek isteyen aslanlar için de evet, şimdiden valizinizi, şimdiden ev bakın. Çünkü gideceğiniz yer hazır. Sizin korkularınız var. Korkularınıza gerek yok. Orası sizin istediğiniz noktaydı. Gideceğiniz yerde de siz ve aileniz ve kapılar sizin için hayırlı ve aydınlık olacak aslan burçları. Kendi işinizi yapıyorsanız dediğim gibi paralarda aksilik var. Ama kendinize iş kurmak istiyorsanız biraz daha ekonomi evrenizdeki zorlukları çözmeniz lazım. Eğer bunları çözmezseniz batma ihtimaliniz, risk alacaksınız ve ağır ödemeleriniz söz konusu olacak. Ve kredi düşünüyorsanız, krediniz onaylanacak ama ödemelerle ilgili lütfen 3-4 ay sonra ödeyeceğiniz şekilde başlangıçlar yaparsanız daha sağlıklı projelerde yer alabilirsiniz. İlişki konusunda bu ara aslan burçları
Sevgilinizle ufak tatil planı, hani kışın verdiği, sonbaharın verdiği bir tatil niyetiniz var. Bu tatil her iki insan için de verimli ve aydınlık gelecek. Orada sürpriz bir karşılaşma, sürpriz sözler havada uçacak, hazırlıklı olun diyorum. Sevgilinizle uzun süredir tartışıyor, bir bitiyor, bir var bir yok dediğimiz ilişki artık netliğe ve sizin hayatınızda kalıcı olmaya karar vereceğini gösteriyor enerjiniz bu hafta. Lakin boşanmak isteyen bazı bu aslan burçları tekrar deneyip yoruldum diyenler için artık ev arayışı hem kendi düzeninize hem eşinizin ve çocukların düzenine bir oturtma kararı içerisindesiniz. Bu mantığı doğru oturttuğunuzda da her iki tarafta mutlu olacak diyorum. Evli ama mutlu olan bazı aslan burçları için belki çocuklar geleceği ya da çocuklarınızla alakalı eğitim konuları ile ilgili kafanız karışabilir. Ama siz birbirinizi biraz daha hani ilişki 60-70 yıllık bir ilişki gibi flört ruhunuz bitmiş. Ev sanki evlilik ticaretine dönmüş. Biraz daha şenlendirmek, biraz daha birbirimize ait enerjiyi bulmanız size daha iyi gelecektir. Yoksa burada farklı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evli çiftler eşiniz hanımınızla flört etme zamanı zarar görmenizi istemiyorum. Bir de uzun süredir ev taşınma niyeti olan ya da evde ev almak isteyen aslanlar için ufak bir alternatif bir kapı gelecek. Değerlendirin, bu kapı sizin için hayırlı. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı, bel fıtığı risklerimiz var. Aklındaki beni seviyor mu diyorsanız, aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor. Sadece cesaret yok. Hadi bu cesaret senden olsun. Aklındakine bir adım at isterim değerli aslan burçları. Eğitim konusunda da dil eğitimi, yabancı eğitim ya da sanata merakınız olabilir. Ya da yazı yazma merakınız olabilir. Ya da sesiniz çok güzel olabilir. Bu ara böyle kurslar sizin alternatif noktanız ilginize çekebilir. Evet yapabilirsiniz. Yemenize dikkat edeceksiniz. Çünkü bu ara abur cubur çok fazla tutuyorsunuz. Cilt alerjileriniz, cilt fazlasıyla yıpranmış noktada ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım. Değerli Başak Burçları nasılsınız? Yükselen ve Ay Burcunuzu takipte olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi elinize yapışmıyor. Bu elinizi lütfen yazın, değer gösterin, saygı gösterin, emeğe saygı diyorum. Değerli Başak Burçları özellikle bu ara anne, abla, kız kardeş, yakın arkadaşlarınızın sağlık problemiyle alakalı çok yoğun bir koşturma dönemi. Bu sizin sağlığınızla da uyarı veriyor. Lütfen bu hafta bu sağlık konularınızla alakalı kendinizi çok yorgun, uykusuz ya da bu dediğim tarif ettiğim insanlarda bir tedavi dönemi var. Sonu aydınlık ama siz stres yapmanızı istemiyorum. Sizde de böyle bir tedavi dönemimiz var ama strese gerek yok. Sonu ferah ve aydınlık olacak. İşinizle alakalı uzun süredir finans sektörü, muhasebe sektörü, alım satım sektöründe çalışan bazı Başak burçları mobbing uygulaması içerisinde olabilirsiniz. Stres altında kalmış olabilirsiniz. İşinize verdiğiniz emeğin karşılığını alamayıp kendi içinizde çok yorgun olabilirsiniz. Haklısınız. Burada ciddi bir risk var. Bu riski bu hafta atlatmanız lazım. Çünkü 15 gün boyunca bu risk sizin üzerinizde olacak. Gözler sizin üzerinizde. Lütfen işinize çok doğru ve kontrollü bir şekilde adaptasyonu sadece sağlıkla ilgili olduğu için işte dikkatsizlikler size sıkıntı verebilir. Kendi işini yapan Başak burçları için de biraz ekonomik anlamda güçlenip farklı işler, ek paylı işler içerisine girebilirsiniz. Bunlar size ek pay ve kazançlar sağlayacak. Korkmanıza gerek yok. Büyük bir firmada üst düzey yöneticiyseniz patronunuzla alakalı yaşayacağınız krizler biraz stres hakimiyet içerisinde olsa da siz yerinizi koruyacaksınız. Büyük bir kurumsal firmada sabit alım satım iş sektörü satış sektöründe çalışıyorsanız sürpriz yeriniz küçükse daha büyüyecek bir noktaya geçiş yapacaksınız. Bunun mutluluğu size keyif verecek. İş konusunda ben şanssızım. Bir türlü kendi rızkımı açamıyorum diyen Başak burçları bol bol ya Şafi ya Fettah ya Rezzak çekmeniz lazım. Paranızda, işinizde insanların gözü geliyor ve bu yüzden de hep bir tersliğe düşüyorsunuz. Unutmayın diyorum. Kendi işini yapmak plan anlamında düşünceleriniz varsa takım, tasarım, dekorasyon, moda ile alakalı merak noktalarınız varsa bunları mutlaka hayata geçirin. Çiçek sanatı bile olabilir, çini bile olabilir. Bunlar size büyük bir başarı sağlayacak. Ne bileyim, yemek merakı da olabilir. Bunların üzerine gidin. Kendi markanızı, kendi çizginizi, kafanızda ne yapmak istediğinizi bulamıyorsunuz. Lütfen bu noktalarımızı toparlayalım. Eğer ki büyük bir firmada
kendiniz üst düzeyin, hani bulunduğunuz firmada en üstün dördüncü bölümündeyseniz, iş yerinizi değiştirip farklı bir iş anlaşmanız size keyif verecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Aile küçük bir iş kapınız varsa da burada kazanç, buradaki iletişim, buradaki diyalog daha yoğun olacak. Sizin motivasyonunuz, iş kapınız daha çok bereketlenecek. Korkmanıza gerek yok. Sadece ve sadece uzun süredir evimiz küçük, bu evi değiştirmek gerekiyor diyen Başak burçlarında güzel bir ev kapısı var. Lütfen bir an önce bu evinizi değiştirin. Bu evden çıktıktan sonra enerjinizde, ruhunuzda berekete kavuşacak. Sizin de anneanne, babaanne kökünüzden bazı miras konuları, amca soyunuz ya da dayı soyunuzda yaşayacağınız her iki tarafında miras konuları var. O yüzden ikisini uyarıyorum. Bunlar da büyük tartışmalar, büyük toprak, büyük herkes burası benim, burası benim, burası benim diye tartışmalar ve bu tartışmalar artık can sıkıcı olacak. Lütfen avukat tutun, muhatap olmamanız gerekiyor. Muhatap olduğunuz sürece haklarınız size iade olmayacak. Lütfen artık buna bir set koyalım. Sizin adınıza başkaları konuşsun istiyorum değerli Başak burçları. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili iş arayan başaklarda güzel fırsatlar var. Lütfen bu dönem bu konularda bu iletişimle ilgili noktalarınızı doğru belirleyin. Gideceğiniz noktalarda alım gücü var. Bu alım gücünü siz başaracaksınız diyorum. Devlette çalışıyorsanız, emekli olmak istiyorsanız bazı başak burçları ya da emeklilikle ilgili kendi alanınızda huzursuzluk varsa burada emekli olmak istiyorum diyen, buradan emekli olacaksınız, korkmanıza gerek yok. Sadece size verilen olaylarla ilgili sorumluluk çok fazla olduğu için adaptasyon probleminiz var. Bu yüzden de kırgınlıklarınız var. Hak ettiğiniz parayı almadığınız için bu kadar emeği karşılık çok fazla kırgın olduğunuz gözüküyor. Kısa dönemli bir işte çalışan bazı başak, ben burada kalıcı mıyım değil miyim merakınız varsa burada kalıcısınız. Aynı enerjiyle devam edin diyorum değerli başak burçları. Sevgiliniz bu ara sizinle çok güzel bir iletişim konuşması yapacak ve burada hayal ettiğiniz biri size çok güzel bir adım aşkla atacak. Bu ara aşk aleviniz çok fazla, duygularınız çok fazla ön planda olacak. Bu ara aşk size o kadar güzel dokunacak ki bir elmanın, bir ayvanın kokusu kadar tatlı bir aşk yaşayacaksınız. Bu eli sahip çıkın, bırakmayın diyorum. Evli olanlarda da bu ara en çok elektronik eşya ya da bilgisayar ya da cep telefonu ile ilgili bazı aksiliklerden kaynaklı yan sorunlar ve para krizleri söz konusu olabilir. Ama evdeki elektronik tüm eşyalar değişecek. Boşuna krize girmenize gerek yok. Çocuk tedavisi düşünen bazı başak burçları için şu an için erken, acele etmeyin. Yine mutsuz olmanızı istemiyorum. Beklemeniz için doğru zaman. Bir de kalbimdeki kocam ya da eşim benim için ne düşünüyor diyorsanız, sevgisini ifade edemiyor. Ama sizi çok sevdiğini bilin ve ona o güzel aşkla bakan gözle bakın. Bazı boşanmak isteyen başaklar bu ilişkiyi tekrar deneyeceksiniz ve bu ilişki size tekrar kazandıracak gözüküyor. Sağlık olarak kan değerleriniz, şeker ve tansiyonla alakalı riskleriniz olabilir. Bir de uzun süredir birinden alacağınız para ufak ufak gelecek. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Sevgiyle kalın. 15 Kasım, 21 Kasım. Değerli terazi burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz, emeğe saygı, yorum yazıyorsunuz. Emeğe saygı unutmayın. Değerli terazi burçları, adalet bana gülecek mi? Ben bu kadar adaletli ve bu kadar vicdanlıyken insanların bana yaptığı zararlardan çok fazla yoruldum diyorsunuz. Yine bu hafta yine zarar haftanız. O yüzden güvendiğiniz, inandığınız kişiler sizi maddi ve manevi çok büyük zorluklara sokacaklar. Dikkat. Bu ara telefondan gelecek mesaj, bu ara telefon açacak insanlara dikkat edin. Dolandırılabilirsiniz. Cep telefonunuza gelecek bazı mailleri açıp ciddi sorun yaşayabilirsiniz. Dikkat edelim. İşinizle alakalı da aynı şekilde gelecek maillere dikkat edin. İşiniz çalınabilir, kasanıza giriş yapılabilir, cep telefonunuzdan paranız çalınabilir. İhmal etmeyin diyorum. Yalnız İşinizle ilgili değişim ve dönüşümle ilgili bazı büyük toplantılar, yeni oluşacak büyük projelere büyük imzalar. Bu hafta bunların koşturmasını ve imzasını kazanacaksınız. İhaleniz varsa, bir işte büyük bir projeye dahil olmak istiyorsanız, kendinizi kanıtlamak istiyorsanız bu hafta bunun çok güzel verimliliğini alacaksınız. Ve bol koşturma, bol kazanç size mutluluk getirecek. Korkmanıza gerek yok. İşsiz ve uzun süredir krizli devam eden iş noktanız varsa da çözüm haftasına,
İşinizle ilgili de belirsiz olan, girecek miyim, giremeyecek miyim dediğinin kapısının da aydınlığına kavuşacaksınız. Yani bu iş kapısı size onaylı gözüküyor. Krizli işler içinde olumluluğa doğru gidecek evraklar, güzel imzalanacak noktalar var. Bu da sizin motivasyonunuzu, enerjinizi toparlayacak değerli terazi burçları. Lakin kendi işini yapanlar da para anlamda krizlere girebilir. Gereksiz borçlanmalar ya da krediyle çözmeniz lazım. Birilerinden borç ya da dolar euro değil, kredi başvurunuzu yapın. Kendi kendinize bu yükten çıkacaksınız. O yüzden borç yerine kredi başvurusu yapın istiyorum. İşinizi yenilemek, daha büyük projeleriniz varsa da bunlar için ortaklı fikirleriniz var. Bu ortaklı fikirler size kazanç getirecek. Bence siz bu ortaklı anlaşmaları doğru noktada değerlendirin istiyorum. Sabit bir iş kapınız varsa burada yenilenecek mekan, farklı bir yere taşınma olabilir. Masanı, ne bileyim, iş yeri komple dördüncü kattaysa en alt kata taşınabilir. İş yerinde bazı terazilerde taşınmalar söz konusu olacak. Tekstil sektörü, satış sektörü, gıda sektöründe çalışan teraziler firmalarında büyük bir yenilik ve yenilikle birlikte sizin de yeriniz değişecek. Mesela satışın bir bölümündeyseniz komple bir bölümünü siz yöneteceksiniz. Büyük kapıları değerlendirip bunlar size iyi fırsatlar getirecek. Ortaklı iş yapanlarda da ani ayrılıklar, ani kararlar var. Ama ben olsam acele etmezdim. Çünkü sizin ortağınızda problem yok. Sizin kendi agresif düşünceleriniz ortağınızla ilgili eleştirilerden kaynaklı. Bence ortağınız iyiydi. Siz zaten ortaksız yapamazsınız. Zarar görürsünüz. Lütfen ortağınıza sahip çıkın. Sevgilinizle bu ara en çok sorunuz didişme. Geçmiş ilişkilerden kaynaklı. Sen buna böyle mi sevdin? Sen bunu böyle mi sevdin? Saçma sapan geçmiş ilişkileri kıskanma dönemi başlayacak. Özellikle beyler bunu yapacak. Sizin hayatınızdaki insan size sarıldı. Başka birini isteseydi başka birine sarıldı. Onu incitmeyi ve geçmişini kapatıp size ait olduğunu kabul etmeniz lazım. Özellikle de hanımlarda bu ara cep telefonu kontrolü, mail kontrolü söz konusu olacak. Sevgiliniz sizi aldatmıyor. Bence gereksiz tripleri kenara bakın. İlişkinize bırakıp ilişkinize sahip çıkmanız lazım. Bu ara sözlü ve nişanlı olan çiftlerde ayrılık kararı aileden kaynaklı zorlanmaya sebep olabilir. Lütfen bu ilişki doğrudur. Aileyi, evet, incitmeden ilişkinize sahip çıkın. İlişkinizi gereksizce yıpratmanızı istemiyorum. Evli olanlarda bu ara en çok maddiyat ödemeler, faturalar, çocukların ödemeleri, bunlardan kaynaklı bir evde bir gerginlik ve özellikle de uzun süredir biriken borçlarla ilgili bazı terazi burçları evli olan çiftlerde nasıl hallederiz, nasıl yaparız diye korkularınız var. Allah kısmet ederse 6 ay içerisinde özellikle Kasım sonuna kadar da bazı dengeler rahat erecek. Küçük bir arsa satımıyla birlikte bazı borçlarınızda büyük bir rahatlık ve bu rahatlıkla birlikte daha açılmamaya özen göstermenizi istiyorum. Çünkü bazı krizler daha hayatınızdan çıkmamış olarak gözüküyor. Boşanmayı düşünen ve boşanma mahkemesi olan terazi burçlarında boşanma artık netliğe kavuşuyor. Herkes doğru noktada, doğru yoluna kavuşacak. Sabrın sonu selamet diyorum. Eğer nafakanız, eğer büyük tazminat almak istiyorsanız haklarınızın hepsini alacaksınız. Beni düşünen biri var mı diyorsanız evet sizi düşünüyor ama o hayatındaki insandan bir türlü kurtulamıyor. Ama sizi çok seven bir insan geçmişten biri size geri getirip yapacak ve bu eli bu şansı ver. Benim kalbimdeki benim için ne düşünüyor diyorsanız o sizi çok sevmişti. Farklı zaman, farklı insan. Yani yanlış zamanda sevildiniz. O yüzden onun artık mutluluğuna, huzuruna hoşça kal demek lazım. Bir de sevgilinizle ilgili kafanızda şüpheniz varsa gereksizdir, yapmayın diyorum. Bu ara sevgiliniz ya da siz sevgilinize ufak tefek hediyeler alıp mutlu olacağınız bir döngüye gireceksiniz. Sağlık olarak özellikle omurilik, sırt ve bel problemi ve basur problemimiz gündemde olabilir. Ve özellikle de suyla alakalı, yemeğiyle alakalı zehirlemeler yaşayabiliriz. Dikkat! Ufak bir küçük bir operasyon, özellikle geniz etiniz olabilir, boğazınızdaki ağrılarla alakalı. Bunlar çok rahat bir şekilde atlatılacak. Korkmanıza gerek yok. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım. Değerli akrep burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Değerli akrep burçları, bu dönem en çok zihinsel olarak kafanızda karışık ve çözülmesini ve geçmişle alakalı olaylar gündeme gelecek.
çözemediğiniz ya da kafanıza takılan ne konu varsa bu hafta bunlarla çok fazla meşgul olacaksınız. Biraz can sıkıntıları, geçmişe yönük hikayeler, gözyaşı, biraz sıkıntılar ve hatıralara dalacaksınız. Ne olur bunları çok abartmayın. Psikolojinizi yormadan gerçek hayata dönmeniz lazım. Geçmiş unutulmayacak bir gerçek ama gelecek de bizim var olacak günlerimizle alakalı. O yüzden işinizle ilgili çok yoğun, yorucu iş toplantıları, gerginlikler, tartışmalara çok açık bir hafta ve bu tartışmalar sizi çok fazla yorar ve yıpratıcı sözler, konuşmalar, acayip karışık bir ortamda yer alacaksınız. Siz alnınızın akıyla bu krizleri atlatacağınız bir döngü haftanız. Rica ediyorum işinize, çevrenizdeki insanlara, yaşayacağınız her ne olursa olsun oradaki gücünüzü asla kaybetmenizi istemiyorum. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız, burayla ilgili büyük bina değişimi, yer değişimi, alan değişimi, sizin konumunuzla alakalı da değişimler gündeme gelecek. Biraz stresli, biraz koşturmalı ama sonu size mutluluk verecek bir haftanın heyecanı söz konusu olacak. Yalnız işsizlikle ilgili krizler anı yaşıyorum. Girdiğim her iş ortamında beğenilmiyorum ya da insanlar beni çekemiyor diyorsanız kalıcı iş kapınızla ilgili konuşmaları yapma ve hazırlığı içerisinde olacaksınız. Bu konuşmalar doğrultusunda doğru iş, doğru heyecan sizi bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun. Pazarlama sektörü, satış sektörü, mühendislik alanında ya da büyük kurumsal firmada çalışan bazı akrepler bulunduğunuz noktada konumunuzla ilgili merak ettiğiniz değişim, yenilik olacak mı diyerekten evet yenilikler ile ilgili yazınız var ama bazı akreplerde de iş çıkartılma yazılarınız var. O yüzden arayışları ihmal etmeyin. Şimdiden kapılarınızda tahtada yazınız var. Kapılarınızı acil iş noktasına odaklanın. Çünkü burası artık size verimlilik değil, gözyaşı veriyor. Lütfen bir an önce iş bakın istiyorum. Sağlık sektöründe mesela güzellik merkezinde çalışıyorsanız, sağlık sektörü hemşireyseniz, hastane görevlisiyseniz, bulunduğunuz hastanede büyük karmaşıklıklar, stresler ama sizi mutlu edecek yenilikler gayet size keyif verecek. Gitmek istediğiniz hastane, olmasını istediğiniz bir kapı için olumlu bir cevabınız var. Bir de sosyal medya, YouTube ya da dijital alanlarda kendinizi ispatlamak istiyorsanız doğru kapılar var. Bunları değerlendirin. Bunlar size çok güzel olumluluk getirecek. Kendi işini yapanlarda ekonomik anlamda korkularınız ön planda olacak ama işiniz kendi içinde kendini götürecek. Siz bir an önce işinize enerjinizi verin. Burası batmıyor, çıkacak olarak uyarı veriyor. Kendinize yeni bir iş kurmak istiyorsanız da doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz. Buraya konsantre olup buranın altyapısını güçlendirin istiyorum değerli akrep burçları. Aile içinde ortaklı işleriniz varsa da ortak ayrımı, artık fikirlerin uyuşmadığı, aile köklerinize ait noktayı bırakıp kendi markanızı kurmak istiyorsunuz. Bence yapmalısınız. Çünkü uzun süredir burada kölelik yapıyordunuz. En azından kendi köleliğinizde, kendi paranızda mutlu olabilirsiniz diyorum. Devlette bir evrak ya da beklediğiniz bir olay, vizeniz, kağıdınız, pasaportunuzla ilgili sıkıntılarınız varsa bunları bu dönem çözeceksiniz. Endişe etmenize gerek yok. Yalnız büyük ortaklı işlerde imza atacağınız olaylara, evraklara dikkat edin. Dolandırılabilir, hataya maruz kalabilir ve evrağınız size parasal anlamda sıkıntıya düşürebilir. İş yerinizde size biri iftira atacak, adınızı lekelemeye çalışacak. Dikkatli olun. Özellikle uzun, biz 71-65 boy arasında gözleri renkli kadın ya da erkekten uzak durmanızı öneriyorum. İlişki konusunda özellikle bu ara duygusal açlığınız çok ön planda olacak. Sevildikçe sevilmek, değer gördükçe daha fazla değer görmek isteyeceksiniz. Aynı duyguyu karşı tarafa da yansıtacaksınız. Huzurlu bir hafta olacak ilişkinizle ilgili ama kavga eden ve uzun süredir kavgayı sonlandıramayan çiftlerimiz için daha sözü konuşmalar sert, biraz ayrılık rüzgarları, biraz iletişimi keseceksiniz. Sonra tekrar bir araya geliş söz konusu olacak. Sevgilimden haber alamıyorum diyen ve uzun süredir mesafeliyiz, bir türlü haber oluşamadı diyenler için ufak iletişim söz konusu olacak. Bir de sevgiliniz ya da kardeşiniz ya da eşinizin bir asker evrağı ile ilgili çözülmesi gereken bir olay var. Yoksa kaçak olarak gözüküyor. Bir an önce askeri evrak neyse bunu bazı erkeklerimiz ya da çocuklarınızın böyle
böyle bir sıkıntısı varsa çözmeniz gerekiyor. Evli akrep burçlarında özellikle araç konumuz var. Araç değiştirme, eşinize araç alma, kendi aracınızı değiştirme gibi fikriniz var. Hayırlı olsun, bu hafta bunu çözeceksiniz. Yalnız bir toprakla ilgili de, müteahhitle ilgili bir anlaşmada müteahhiti araştırmanız lazım. Bu nerede olursa olsun, Türkiye'nin neresindeyseniz dikkat edin, müteahhit sizi dolandırabilir diyorum. Bazı evli akrep burçlarında da uzun süredir ayrıysanız barışma noktamız var. Bu barışmada artık birbirimizi doğru anlayıp doğru dinleyeceğimiz bir evre söz konusu. Bu ara özellikle söz takılma, ailelerin bir araya gelme ve çok yoğun güzel tepsilerde kahveler ikramı olacak değerli akrep burçları. Tadını çıkartın, keyfinizi çıkartın. Çok fazla tuz koymayın sevgilinizin kahvesini, ciğeri yanmasın diyorum. Sağlık konusunda özellikle göğüs ve rahim bölgemiz, üreme organlarımızla alakalı sıkıntılar, orta kulak iltihabımız sıkıntı yaratabilir. Dikkat diyorum. Bir de sevgilim benim için ne düşünüyor diyorsanız, o sizi çok sevmişti, siz kırıcısınız. Kırıcı olan kalbinizi yumuşatın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen yay burcunuzu yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. En azından emeğe saygıdan diyorum. Değerli yay burçları bu ara otorite ruhunuz, enerjiniz tabii ki şöyle bir durum var. Sizin disiplin enerjiniz daha ön planda olacak. İş yerinde takıntılarınız, devamlı evrak kayıpları ile ilgili telaşlarınız, daha böyle kıyafete, kılığa, kıyafete önem verme, bakıma önem vereceğiniz bir hafta olacak. Bazen mesela saçı dağınık olan kişiye bile saçını niye düzeltmedin, dişini niye fırçalamadın, böyle bir yargılama evreniz var. Dikkatli oluşumla alakalı bir şey. Bu iş yerinde de aynı tempo içerisinde olacaksınız. Çok yoğun evraklar düzeltme, yeni oluşumlar, mesela avukat, hakim, savcı ya da büyük evrak konumlarında çalışıyorsanız evraklarınızla alakalı büyük yenilik, dosya yenilenmesi, hani dağınık olan her şeyi toparlama haftanız. Bu da size hem başarını getirecek hem de disiplininizin keyfini çıkartabilirsiniz diyorum. Mesela bir sınav haftanız olabilir. Periyodik bir görev için 6 aylık bir görev evresinde çalışma temponuz olabilir. Bu tempo neyse başarı sonu sağlanacak sizin için. O yüzden pes etmeyin. Burada ödülünüzü alıp geleceksiniz. Kurumsal bir firmada çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın aksilikleri, aksi tavırlardan sıkılmış olabilirsiniz ama bu firma güçlü ve iyi bir firma. Bence o insanların tavırlarından çok siz kendi tavrınızı kontrol alın. Çünkü burada başarıyı yavaş yavaş basamak basamak kendinizi ispatlayarak geçiş yapacaksınız. Yalnız şöyle bir sorununuz olabilir. Eğer sosyal platformla uğraşıyorsanız ya da girişimci, tasarımcı, dizaynçı bir noktadaysanız burada bazı ekonomik krizler var. İşinizle alakalı riskler alabilir, canınız sıkılabilir. Bu yüzden bu hafta bu konulara dikkat edin. Spor merkeziniz olabilir, sanat merkeziniz olabilir, şu ailenizden spora yatkın biri olabilir. Bu kişinin başarısı ve aydınlanması ya da yaptığınız işte çok büyük başarı ve aydınlanma söz konusu olacak. Para krizlerinizi çözmeye başlayacağınız, daha kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir nokta. Özellikle bazı yay burçlarında taşınma, iş taşınması, ev taşınması, araç değişmesi, yeni eşya alımı temponuz söz konusu olacak. Yani bu hafta hem iş evrakları, hem evdeki eşyalar, hem işte değişimler sizi bayağı yoracak. O yüzden hafta sonu bol bol uyuyup enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bu da size iyi gelecek. İşsiz olan ve iş değiştirmek isteyen yaylar için güzel fırsatlar var. Bu fırsatları doğru şekilde gideceğiniz yeri belirleyin. Çünkü burada 3 tane iş kapısı var. 3'ü de olumlu. Hangisine giderseniz gidin kalıcı olacaksınız. Bazı yaylarda da iş mahkemeleri, işe iade mahkemelerinizle ilgili gününüz yaklaşmış. Bu mahkemeleri hem paranızı hem de iş iadeniz olacak. Korkmanıza gerek yok. Devlette çalışıyorsanız kurumdaki yönetici ya da üstünüzdeki insanlarla ilgili rahatsızlığınız varsa yer değiştirme kararı içerisinde olacaksınız. Bu olumlu. Yeriniz çok rahat bir şekilde değişecek.
Hiç korkmayın. Hadi yerinizin şimdiden değişmesinin tadını çıkartın diyorum. Bir de sağlık olarak bu ara düşmelere, kırılmalara ve özellikle sakarlıklara dikkat edelim. Çatlaklıklara dikkat edelim. Banyoda kaymalara ya da ıslak zeminlere dikkat edelim. Düşmeleriniz çok fazla. Bunları şimdiden öneme alın. Evli çiftler için şunu demek istiyorum. Birbirinizi anlamadığınız, gereksiz tartışacağınız olayları çok fazla yıpratıcı konuşmalar aileler arasında her iki tarafın da ailesi çevresine yansıyacak. Yani erkek de kadın da anne hanesine dönecek. Bence çok gereksiz bir tartışma. Birbirinizi yıpratmayı bırakın. Birbirinize bir ilişki terapistiyle birbirinize tekrar dönün. Çünkü siz ruh ikizisiniz ama her iki tarafta zıtlaşmaya başladı. Düzeltmeniz lazım. Çocukları olan bazı yay burçlarında da ciddi anlamda ev arayışı, evimiz küçük gözüküyor, artık satıp yeni bir ev almak istiyorum diyenler, özellikle hanımlar bu karar içerisinde, eşlerinizi ikna edin. Burasını satmanız gerekiyor. Buranın zaten altyapısıyla ilgili güvensizliğiniz var. Satılacak ve güzel bir ev haneniz de var gözüküyor. Bu ara sevgilinizin bekliyorsanız, dönmesini istiyorsanız, evet ya dön. Ya dönmeyecek ama böyle içinizde dönsün, ukdemi alayım, içimdeki yarımlığı tamamlayayım mı diyorsunuz ya. Arama falan olmayacak ama yolda tesadüf karşılaşacaksınız ve bu karşılaşmada içinizde gelen her şeyi dökme evresini yaşayacaksınız. Bir de yurt dışı ya da yurt dışı ile ilgili çözmeniz gereken evrak, işinizle alakalı ya da eğitiminizle alakalı gitmeniz gereken noktalarla ilgili de kapılarınız bu konuda açık ve aydınlık. İstediğiniz kapı feraha erecek. Kendinizi geliştirmek, farklı eğitimler almak istiyorsanız da özellikle Çince, Japonca, Korece bu tarz dillere merakınız varsa aksan çok güçlü, hemen bunu çözebilirsiniz diyorum. Bir de çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bir okul kafanızda belirlediniz ve sınava hazırlıyorsunuz çocuklarınızı. Bu sınav başarıyla elde edecek, korkmanıza gerek yok. Benim sevgilim benim hakkımda bu hafta ne düşünüyor diyorsanız, sizin onun sevdiğini, aşık olduğunu bir türlü inandıramadığı için ve artık bunu söylemekten yorgun olduğunu hissettiriyor. Lütfen ona inanmayı deneyin. O sizi çok seviyor. Bir de kalp kırıklığı yaşadığınız bir dostunuz sizden özür dileyecek. Bir de yakındaki arkadaşınız bir para konusu sizden isteyebilir. Bu para geri gelmeyecekmiş gibi düşünün, ona göre verin diyorum. Aile arasında da bazı mahkemesel çözülmesi gereken dedenizin dedesinden kalan mallarla ilgili mahkemeler gündeme gelecek ama orada devlet sorunları var. Bayağı mücadele vermeniz lazım. Sağlık olarak özellikle boğaz enfeksiyonlarımızı ve kristallerle alakalı, kulak kristallerimizle alakalı sıkıntılar olabilir. Dikkat diyorum. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım. Değerli Oğlak burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Tabii ki Venüs Oğlak'ta ruhumuzu okşayan, enerjimizi bulmak istediğimiz hem aşkla hem sevgiyle bütünleşmeye çalıştığımız bir evredeyiz. Hem mantık hem özgürlük adına savaş vereceksiniz. O yüzden işinizle alakalı haklarınız için savaş, kendinizi ispatlayacağınız noktalar için büyük mücadele, hem sevginizi göstererek hem emeğinizi göstererek yavaş yavaş kazançlarınızı toparlamak. Yani biz ham elmayı artık büyüttük. Bu ham elma artık olgunlaştı ve siz olgunluğunuzun tadını çıkartacaksınız. İş fırsatlarınız çok yoğunlaşacak. Devamlı eksik olan ve toparlayamadığınız kapılar çok güzel, verimli şekilde hayatınıza giriş yapacak. Hayal ettiğiniz iş varsa bu kapı ile ilgili olumlu diyaloglar ve aracıyla bağlantılı olayda bu kapıya geçiş sağlanacak. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Büyük bir kurumsal firmada ya da devletin içinde büyük bir alandaysanız burada çok büyük sorunların üstesinden gelip çok büyük olaylara imza atacaksınız ve hem konumunuz hem de kişilerin tarafından onure duyacağınız bir hafta olacak. Yalnız evrak unutabilir, çantanızı evde unutabilirsiniz. Bazı aksilikler yaşansa da sonu sizin için başarı olacak. O yüzden evraklarınızı evde unutmayın, çantanızı da unutmayın, arabanızı da unutmayın. Dikkat diyorum. Kendi işini yapanlar için ortaklar arası savaşlar başlayacak. Yani her iki de ortakta birbirine sahte gülümseme, her iki tarafta birbirinden kurtulmak istiyor ama mecburen idare eden bir döngü. Her iki tarafta birbirine abla abi diyor ama maalesef burada çıkarlar konuşuyor. Bu çıkarlar eğer aynı tempoda devam ederse her iki de zarar görecek. O yüzden şimdiden yol ayrımına karar verin. Maddi manevi zarar görmeyin.
sizin için daha sağlıklı. Yurt dışı ile ilgili iş yapmak isteyen, kendi işini yurt dışına açmak isteyen bazı Oğlak burçlarında güzel kapılar aranacak. Çok yakın bir dostunuzun iyiliğiyle alakalı bu kapılar açılacak ve güzel planlar. Hatta yurt dışından firma açmak isteyen oğlaklar için güzel fırsatların kapıları var. Değerlendirebilirsiniz. Bunlar size şanslı gelecek diyorum. Ama uzun süredir iş problemi, para problemi, artık nefes alamıyorum. Ben neyi elimi tutsam kurudu. Her verilen gül kupkuru oldu, dal kurudu diyorsanız özellikle Kasım 27 itibariyle ve özellikle 21 Kasım'dan sonra hareketlerimiz daha verimli ve daha aydınlık, kendi motivasyonumuzu arttırarak yeni iş kapılarını zorlayıp kendi gücümüze tekrar erişeceğiz. Parasal anlamda hacizlik, icralık, uzun süredir çözemediğiniz mahkeme sorunları ile ilgili de güzel fırsatlar denk gelecek ve erteleyeceksiniz ve eninde sonunda bu paraları ödeyeceksiniz. Hiç korkmayın diyorum. İşsizseniz ve hala iş haberi bulamıyorsanız bir yakın bayan dostunuzun annesi ya da bir bayan dostunuzun babasından gelecek bir destek bu kapınızda da kalıcı iş kapılarınızın kapılarını aralayacak. Eğitim konusunda yarım hisseden, kendini geliştirmek isteyen oğlak burçları için güzel fırsatlar var. Özellikle dijital parada çalışıyorsanız, borsada çalışıyorsanız, kripto paralarla uğraşıyorsanız bu dönem size büyük iş fırsatları, büyük kapılar söz konusu olacak, değerlendirin. Mekanınız, büyük gece kulübünüz, eğlence kapınız, restoranınız varsa da çok büyük risk kapıları var. Bunları doğru değerlendirin diyorum. Memur olmak, polis ya da atamanızla ilgili evrak bekliyorsanız bununla ilgili de güzel kapıların sevincini sağlayacaksınız. Sağlık sektöründen ayrılmak isteyen bazı oğlak burçları bu karar gereksiz. Hem o işi yapabilirsiniz. O yüzden şu an sabit yeriniz kalsın. Diğer işi hobi olarak yapmanızı uygun görüyorum. İlişkilerle alakalı bu ara en çok sizin geçmiş ilişkileriniz tekrar özür dileyecek, kapınızda yatacak, affedin diye yalvaracak ilişki haftamız var. Bu hafta geçmişteki birçok insan size görecek. Seni seviyordum, geç anladım. Seni özledim, geç anladım. Bunları kulak ardı atın kenara. Şu an elini tuttuğunuz insan doğrudur. Ondan vazgeçmeyin temennim. Çünkü duygusallıkta otorite. Yani biz ilişkiyi oturtacağız, sağlamlaştıracağız. Geçmiş kafanızı yormasın istiyorum. Evli olanlarda da uzun süredir anneanne, babaanne sağlık problemi yaşayabilir. Bu yüzden de bu olayda biraz can sıkıcı dönemler, sağlıkta koşturma. O yüzden ilişkinize önem vermiyor olabilirsiniz. Eşiniz ya da hanımınızı ihmal ettiniz. Lütfen onunla güzel bir akşam yemek yiyin, vakit geçirin, dışarıda el ele tutuşun ve ona sevdiğinizi söyleyin diyorum. Hiç ayrım yapmıyorum kadın erkek. Lütfen gidin onu şu an öpün ve ona sevdiğinizi söyleyin diyorum. Bazı oğlak burçları da binadaki komşular ya da aile binasında oturuyorsanız taşınmak istiyorsunuz ama şu an bu ekonomi gücünüz buna uygun olmadığı için biraz daha idare etmeniz lazım. Özellikle ortaklı paylar var. Bunlar satıldıktan sonra zaten siz ev alacaksınız. Şu an bulunduğunuz yeri taşımanızı uygun görmüyorum. Ama evinizde değişmesini istediğiniz özellikle kapı gıcırtısı, kollar ve avizelerle alakalı sıkıntılar var. Bunları bir an önce çözün istiyorum. Sevgilim bana geri dönecek mi? Beni ne kadar sevdi, beni düşünüyor mu diyorsanız sizi çok sevmişti ama şu an başka birine aşık, sizi düşünmüyor. Siz onu düşünüyorsunuz. Artık o sevgiden vazgeçin istiyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken bel ve hani kalça kemiklerimiz, kemiklerle alakalı kemik erimesi bu noktalarımıza dikkat edelim ve sinüzit ve baş ağrımız daha stresli olabilir. İhmal etmeyin istiyorum ve uzun süredir alacak bir paranız varsa da parça şekilde hanenize gelecek. Kredi kartınızı harcamalara dikkat edin. Bu ara gereksiz harcamalar canınızı yakabilir. İhmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. 15 Kasım, 21 Kasım değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Yeniliklerin size güzellikler getireceğinize inanmanız gerekiyor. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Emeğe özen gösterin. Çünkü sizin emek haftanız. Yani emeklerinizin karşılığını yavaş yavaş alacağınız bir hafta. Hatta işinizle ilgili ben gidiyorum derken yeriniz değişme ihtimali çok yüksek. Yöneticinize ya patronunuzun size hayranlığı, iş verimliliği ile ilgili alacağınız motivasyon, enerji burada kalmanıza yardımcı olacak. O yüzden emeğe
emeğinize karşılık ödülleriniz yavaş yavaş size sunulacak. Hiç endişe etmeyin diyorum. Büyük bir firmada değişmesini istediğiniz konularla ilgili gerçekten evraklarınızla ilgili olumlu sonuçlar yaşanacak. Masanız, konumunuz ya da değişmesi gereken odanıza geçiş yapacaksınız. Bununla ilgili konuşmalar olumlu olacak. Zamanı var geçiş için ama en azından yerinizi kapmış olacaksınız ve istediğiniz yerde olacaksınız. Bu da size iyi gelecek diyorum. Yalnız değerli kova burçları büyük bir kırımsalda yöneticilerin bir hırsızlık olayı ya da burada bir aldatılma ya da bir duygusallıklar döneceği için biraz iş büyük kurumsal firmalarda aşk dedikodusu ya da para konusu hırsızlıklar gündeme gelecek. Bu da siz yapmaz da filan diyeceğiniz olaylara hatta siz de bu konuda çağrılacaksınız. O yüzden siz bildiğiniz gerçeği yansıtın, başkalarından duyduğunu yansıtmayın lütfen. Siz de bu olaydan sınavdan geçeceksiniz. Devlet kadrosunda çalışan, özellikle asker ya da polis ya da deniz subayı ya da tankçı olabilirsiniz bilmiyorum ama yer değişmesini istiyorsunuz. İmkansız. Şu anki yerinizi kollayın. Şu an yer yok. Şu anki yerinize sahip çıkın diyorum. Sağlık sektörü ya da belediye ya da farklı kurumlarda, bakanlıkta çalışıyorsanız, bakanlıktaki bazı olaylar biraz can sıkıcı olabilir ya da işte belediyede bazı olaylar can sıkıcı olsa da siz orada hakkınız olan yeri sağlam şekilde tutacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Yurt dışında bir iş evrağınız ya da Dubai ya da Almanya ya da Amerika ya da Afrika'da bir evrak iş gereği gitmeniz gerekiyorsa bunlarla ilgili olumlu evraklar ve iş yeri ya da iş alanınız sizi bu noktaya doğru yolculuğu hazırlayacak. Şimdiden bunun sevinci de hayırlı olsun diyorum. Sabit kendi işini yapanlar ve bir türlü doluya koyuyorum boş, boşa koyuyorum boş dediğimiz noktada artık dolma. Yavaş yavaş rızkınız artacak ve bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Hatta yerinizi büyütme, daha sonra farklı alanlara dağılma gibi fikriniz var. Bu da size güzel kazançlar elde etti. Hayallerinize doğru dokunun. Bu hayaller size çok büyük bir şekilde dokunacak. Ortaklı işlerde özellikle ihracat malı yapıyorsanız, ihracat alanında çalışıyorsanız ya da habercilik alanında, dijital bir alanda, pazarlama sektöründeyseniz farklı anlaşmalar size yenilikler, büyük kazançlar getirecek. Bunlarla ilgili yoğun mailler, mesajlar, fakslar gelecek. Bunlar size çok büyük bir onur olacak. Öğretim görevlisiniz, akademisyenseniz, bulunduğunuz sistem değişmeyecek. Yerinize gidin, sinirsel gitseniz de burayı seviyorsunuz. Sadece değişmesi gereken tek şey gülümseme. Burada da gülümseme yok. Siz gülümsemeye devam edin diyorum. İlişkinizle bu ara aranız açılabilir. Gereksiz olayları fazlasıyla baskı yapabilir. Karşı tarafa benim hani benimsin benim dediğim diyebilir ve karşı taraf sizden soğuyabilir. İlişki biz olmayı öğrenmeli. Ben dediğiniz takdirde bu ilişki bitmeye gidiyor. Dikkat edin diyorum. Sevgilinizle barışmak istiyorsanız barışma sesleri geliyor, mutluluk sesleri geliyor, güzel şeyler de geliyor. Ama bazı kova burçlarında sizi düşünen başka alternatif sürpriz bir evlilik teklifi alabilir. Bununla ilgili iletişime geçecek görücü usulüyle olaylar ya da tanıştırım usulüyle ilgili olaylar var. Fırsatı kaçırmamanız gerekiyor diyorum. Ben bu ara eşimin beni aldattığını ya da sevgilimin beni aldattığını düşünen kova burçları. Öyle bir şey yok. İşiyle alakalı stresi, ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlar var. Sana karşı ilgisizliği yok. Onun çözmesi gereken olaylar var. Siz kendi üzerinize alınıyorsunuz ve baskı yapıyorsunuz. Hiç baskıya gerek yok. O sizi seviyor. Gereksiz beynine başka şeyler sokmayın. Evli kova burçlarında da özellikle planladığınız hafta sonu bir yolculuğunuz, bir deniz kenarı, bir yere gidip biraz birbirimizle vakit geçirelim. Küçük bir otel odası kiralayabilirsiniz. Birbirinizle hoş bir vakit geçireceksiniz ve bununla ilgili ailevi düşünceleriniz daha net bir heyecana, daha net bir kavuşma evresi olacak. Evli kova burçları, ev hanımları, bu ara eşinizin ailesinin haksızlıklarla ilgili konuşmalarını yapacaksınız. Eşiniz buna çok alınabilir. Çünkü sizin ailenizde de haksızlıklar var ama eşiniz asla bunu gün yüzüne çıkartmıyor. Maşallah sen tendit pilavı gibi aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Bunu bırak lütfen. Çünkü sen eşinle yaşıyorsun, o eşinin ailesiyle değil. Çocuklarınıza da bu dönem çok baskı yapabilir, onları çok yıpratıyor olabilirsiniz.
onlarla güzel iletişim, güzel yemek masasında bağırarak değil, sakin sakin vakit geçirmenizi öneriyorum. Bu ara evlenmeyi düşünen ve bir türlü bu ilişkinin bir sonu yok diyenler için adını koyamadığınız ilişkide güzel bir noktada. Eğer ilişkinizle kaçamak bir aşk yaşıyorsanız, onu sizin çok sevdiğini, ona çok değer verdiğini ve o çok kıymetli olduğunu hem o size söyleyecek hem de siz ona söyleyeceksiniz. Şüpheleriniz yersiz olacak. Bu ara benim için sevdiğim kişi ne düşünüyor diyorsanız, sizi gül bahçesi kadar kıymetli ama sizin deli yönünüzü seviyor, deli sözlerinizi seviyor. Deliliğinizden asla vazgeçmeyin diyorum. Sağlık olarak da özellikle batık tırnak, mantar ve uyuz konularına dikkat edelim, ihmal etmeyelim diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. 15 Kasım, 21 Kasım. Değerli balık burçları nasılsınız? Evet, kuşkucu, endişeci, hisler. Yani hissediyorum. Ben bu doğru hissetmiştim diyeceğimiz bir hafta başlayacaksın. Bu kişi hakkında bunu doğru düşündüm. Bu patronumun düşüncesi buydu, bunu hissettim. Rüyamda bunu görmüştüm. Ya ben ne düşünüyorsam karşıma çıkıyor diyeceğiniz bir hafta. Bilinçaltı sizi çok fazla böyle şeylerle üst şekilde konuşturacak. Evet, bazıları gerçek, bazıları yanıltabilir. Gerçekleri göz alın. Yanıldığınız şeylerin üstüne gitmenizi önermiyorum. İşinizle alakalı bu ara yorucu. Hem şanslı hem yorucu. Çünkü düzeltmeniz gereken yeni dosyalar, yeni projeler, yeni oluşumlar var. Bir de buradaki agresif insanları sakinleştirmeye ihtiyacınız var. Hem o tarafın agresifliği, hem dosyalarla uğraşmak, hem de kafa zihin konuştuğu için sanki beş parçaya bölüneceğiniz bir hafta. Lütfen papatya çayı, melisa çayı içerek enerjinizi sakin gün içerisinde kurtarın diyorum. Yeni bir işe geçmek isteyen ve işsiz olan balık burçları için özellikle 17-18 Kasım şanslı bir haftanız. Doğru değerlendirdiğinizde güzel bir iş sizin imzasını atacaksınız ve Aralık'ta da iş kapınız hazır. Devletle alakalı beklediğiniz bir iş varsa da bununla ilgili de diyaloglar devam edecek ama hemen başlamayacaksınız. Ama siz bu işe okeysiniz. Sadece vaktinizi bekleyeceksiniz. Büyük bir kurumsalda üst düzey yöneticiyseniz işinizden çıkartılabilir. Mobbing uygulamalı. Zaten bunu istiyordunuz, haklarınızı almak için. Haklarınızı alıp yeni bir iş, kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Bu da sizin için doğru bir evre. Yolculukla alakalı işler yapan, yani araç sektörü ya da araç ve yolculuk sektörü, ne bileyim, kaptan olabilirsiniz, deniz kaptanı. Yani hostes olabilirsiniz. Çok yoğun bir iş yoğunluğunuz olacak. Ve şöyle söyleyeceğim. C ve D vitamini almayı unutmayın. Ve yorgun vücut enerjinize iyi gelecek diyorum. Muhasebe ya da satış alanıyla alakalı işleriniz varsa bu ara evraklarda karışıklıklar olabilir. Başka insanların dosyalarını alabilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin. Aslında onlara kolaylık sağlayacaksınız. Sizin evrakları kimse yapmayacak. Siz onun işini yaparken "Aa, bu benim işim değilmiş" diyeceğimiz olaylar söz konusu olacak. Değişmesini istediğiniz, hayal ettiğiniz bir konu, kuruma geçmek istiyorsanız bununla ilgili arayışlar ve bunun araya sokacağınız biri bu kapıyı size açacak ve güzel bir kapıda hemen iş kapınız olacak. Sabit bir alanda çalışıyorsunuz. İşte bir değişiklik olmayacak. Ufak bir maaşınızla ilgili güzel bir sevinç yaşayabilirsiniz. Bir de ailenizin köy ya da toprakla alakalı çözmesi gereken bazı satışlar gerçekleşecek. O yüzden bu işe de fazla ihtiyacım yok. Kendi işimi kurarım diyorsanız işinizi kaybetmeyin. O para ailenize ait. Sizin için bu miras kazanılmadı diyorum. O yüzden kendi alanınızdaki işinizi mutlaka. Kendi işini yapanlarda büyük paralar, güzel fırsatlar, yenilikler size çok büyük kazanç sağlayacak. Korkmanıza gerek yok. Ortaklı düşündüğünüz ya da ortaklı işler içinde güveneceğiniz iki ortağınız var. Bununla iş yapılır. Hiç gözünüzü kapatın, işinize girin diyorum. Bir de hakim, avukat, savcı ya da büyük devlet kapılarında çalışanlar için bu ara yasanın değişmesiyle alakalı açık kapılar size sıkıntı yaratabilir. İşinizle ilgili açık olan noktaları örtmeniz lazım. Bir de size iftira atabilir. Devlette çalışan bazı kişiler iftiraya maruz kalsa da sonunda evranız sizin için doğru olacak. Kim iftira atarsa atsın size herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Onlar suçlanacak, siz aydınlanacaksınız. Siz çünkü zaten sizi orada o kadar iyi tanıyorlar ki iftiraya maruz kalmayacaksınız ama böyle bir adınız geçebilir. Dikkat diyorum. Kendi alanında spor salonu, güzellik merkezi, farklı alanlarda satış politikasında çalışan büyük primler, büyük kazançlar var. Bunu araca, yatırıma,
eve döndürün. Çünkü düşündüğünüz bir anahtarınız var. Bu anahtar sizin için doğru açılım olacak. Lütfen ihmal etmeyin. İlişki konusunda yapacağınız tek şey sabır çekmek. Çünkü ilişkiniz çok yorucu, çok stresli ama onu çok sevdiğiniz için kaybetmek istemiyorsun. Biraz sabır, biraz alttan anlayış. O da zaman içerisinde bu ilişkinin çok kıymetli olacağını biliyor ama biraz zamana ihtiyacımız var. Sevgiliniz sizi terk edebilir değerli balık burçları. Onun kaprislerine inanmayın. O sizi çok seviyor, bırakmayacak ama böyle ufak bir ayrılık sendromu yaratacak diyorum. Kalbimdeki düşündüğünüz kişiyle iletişime geçecek mi? Evet, sosyal medya ya da bir mesaj size hareket geçirecek ama bu hayat arkadaşınız değil. Ufak tefek diyaloglar söz konusu olacak. Siz başka birine yol alacaksınız ve aşık olacaksınız. O da sizin için iyi gelecek diyorum. Değerli evli balık burçları, çocuğunuzla ilgili ya da çocuk doğduktan sonra eşim benim ya da hanımım benimle ilgilenmiyor. Bu evlilikte ne oluyor diyorsanız, evet bu evlilikte çocuk araya girdiği için bütün sevgi oraya kaymış. Artık siz de hanımınız size, siz de hanımınıza sevginizi ifade edin diyorum. Çok çocuklu olan ailelerde de taşınma ve taşınmayla alakalı yaşanacak eşyalarda kırılma olabilir. Koltuğunuz, televizyonunuz kırılabilir. Lütfen taşınma sırasında eşyalarınız hasar görecek. Dikkat diyorum. Bazı boşanmak isteyen balık burçları acele ediyorsunuz. İlişki boşanmak değil, sevgiyle kucaklanma dönemine girecek. Hadi sevgiline sahip çık ve sarıl ona diyorum. Bu ara benim kalbimdeki sevdiğim kişi ne düşünüyor diyorsun. Çok alıngan ve rüyalarında beni görüyor mu acaba diye düşünüyorsun. O sizi hiçbir zaman unutma ki o sizi hep seviyor. Bence sen de ona bugün sana aşık olduğunu ve kıyafetinin o tanıştığım günde bu kıyafetim vardı demeyi unutma söyle. Çünkü daha çok hoşuna gidecek. Bu ara dil eğitimi, farklı kurslara merakınız olabilir. Astroloji, kozmik enerji bu tarz meraklarınız gündemde. Bunları geliştirebilirsiniz. Sağlık olarak özellikle tansiyona dayanıklı küçük tansiyon ve baş dönmeniz ve migren sorunlarımız ön planda olabilir. Dikkat edin, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.